Merhaba değerli kardeşlerim. Arkadaşlarım, İnkılap tarihiyle genel tekrarlarımıza devam ediyoruz. Şimdi ilk etapta Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün önemli faaliyetleri, bunları tek tek sırayla vereceğiz. Şimdi Atatürk'ün düşünce hayatını etkileyen şehirler. Şimdi bunlar Selanik, Manastır, Sofya, İstanbul ve Şam'dan oluşuyor. Şimdi tek tek bakacak olursak, bakın Selanik günümüzde Yunanistan sınırları içinde. Manastır, Kuzey Makedonya sınırları içerisinde. Sofya, Bulgaristan'ın başkenti. İstanbul var, bir de Suriye'deki Şam var arkadaşlarım. Yeni map kitapları Şam'ı da eklemiş. Peki Atatürk'ün etkilendiği fikir insanları. Arkadaşlarım, bir yerliler var, bir yabancılar var. Mesela Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret. Bakın bunlar yerli önemli fikir insanları. Peki şöyle ana videolarda da söylüyorum. Diyorum ki mesela Namık Kemal Osmanlıcılık düşünce akımının önemli savunucusu değil mi? Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul bunlar Türkçülük akımının önemli savunucuları. Tevfik Fikret Batıcılık düşünce akımının önemli savunucuları. O zaman dikkat edin, Mustafa Kemal Osmanlıcılık, aynı zamanda Türkçülük, Batıcılık gibi düşünce akımlarının da etkisinde kalmamış mıdır? Tabii ki kalmıştır. Yabancılara baktığımız zaman Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Bakın bu üçü Fransız İhtilali'nin başlamasında yazdığı eserlerle etkili olan şahıslar. Bunların dışında Descartes, Kant var. Bunlar da felsefeci. Dolayısıyla arkadaşlarım tüm bilimler felsefeden doğmuştur. Atatürk de felsefik düşüncelere sahiptir. Ve bakın Atatürk de Türk İhtilali'ni başlatacağı için Fransız İhtilali'nin başlamasında etkili olan düşünce insanlarından da tek tek etkilenmiş değil mi? Peki devam ediyorum. Mustafa Kemal'in gittiği okulların sıralaması. Arkadaşlarım yıllar önce AYT sınavında böyle bir soru çıktı. Hatta 2 yıl önce çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki Mustafa Kemal'in gittiği okulların sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? Osmanlı kültür uygarlığında görmüştük. Mesela sen Rüştiye'yi ortaokul olarak biliyorsan, İdadi'yi lise olarak biliyorsan, ÖSYM bunları sıraya koyduğunda İdadi'den sonra Rüştiye'yi alıyorsa o seçenekleri eleyeceksin. Çünkü liseden sonra ortaokul olur mu? Olmaz. Şimdi bunlara kısa kısa bakacak olursak. Mahalle mektebi. Mustafa Kemal'in babası Mustafa Kemal'in modern eğitim almasını istiyor. Annesi geleneksel eğitim almasını istiyor. Annesinin hatırı kırılmasın diye ilk etapta mahalle mektebine yazdırılıyor. Sonra oradan alınıyor. Şemsi Efendi Mektebi'ne gidiyor. İlkokuluna gidiyor. Sonra oradan Mustafa Kemal bu okulun sonundayken babası vefat ediyor. Ve Mustafa Kemal bir süre Langaza denilen kasabada dayısının çiftliğinde duruyor. Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'i de Makbule Hanım'ı da alıp oraya gidiyor. Sonra Zübeyde Hanım diyor ki Mustafa'nın okuması lazım. Ve Selanik'te teyzesine emanet ediyor Mustafa Kemal'i. Ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazdırıyor. Ama bakın mülkiyeliler idareci yetiştirir. Mustafa Kemal asker olmak istiyor. Ve bu okuldayken gizlice askeri okul sınavlarına giriyor. Ve arkadaşlarım Selanik askeri rüştiyesinde eğitimine devam ediyor. Ve bakın. Burada matematik öğretmeni. Bakın ilkokuldan beri duyduğumuz diyalogtur. Ne diyor? Yavrum benim adım Mustafa, senin adın Mustafa. Senin adın bundan sonra Mustafa Kemal olsun diyor değil mi? Bak basit bir diyalog ÖSYM bunu zorlaştırıp sorabilir. Der ki Mustafa Kemal'e Kemal adının verilmesi hangi okul sıralarında gerçekleşmiştir? Cevap Selanik askeri rüştiyesi. Peki Mustafa Kemal'in Selanik'ten ilk ayrılışı nereye gidişiyle başlıyor? Manastır'a gidişiyle başlıyor. Manastır askeri idadesinde lise eğitimi görüyor arkadaşlarım. İdadi neydi? Lise. Ve bakın bu okuldayken Dömeke Meydan Savaşı yaşanıyor. Ve Mustafa Kemal okuldan kaçıp bu savaşa katılmak istiyor. Hatta bu okuldayken Mehmet Tevfik Bilge adlı bir tarih öğretmeni var. Onun sayesinde arkadaşlarım tarihe de ilgi duymaya başlıyor. Ve bakın arkadaşlarım bu bilgi 2023 AYT sınavında da soru olarak geldi. Yani Mustafa Kemal'e tarih öğretmeninin hani tarihi bilgileri falan zihne kazıması falan hangi okul sürecinde gerçekleşmiştir? Cevap Manastır Askeri İdadesi. Peki bunu AYT'ye soran ÖSYM neden mesela şu 4 numaralı bilgiyi sormasın değil mi? Ardından Mustafa Kemal buradaki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Harp Okulu'na gidiyor. Mesela Mustafa Kemal hangi okulu teğmen rütbesiyle bitirmiştir? Arkadaşlarım İstanbul Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitiriyor. Bir de subaylıkta arkadaşlarım rütbeler var değil mi? En alt rütbede teğmen var. İlerleyen rütbelerde yüzbaşılık var.
Mesela harp okulunu askeri üniversite olarak düşünelim. İstanbul Harp Akademisi'ni askeri üniversite olarak düşünelim. Bir de harp okuluna harbiye falan da denilir değil mi? Harbiye falan görünce de şaşırmayın arkadaşlarım. Şimdi askeri üniversiteyi ne oluyor? Teğmen rütbesiyle bitiriyor. Bak akademi, daha üst düzey eğitimin verildiği yer. Askeri yüksek lisans yapılan yer gibi düşünün. Orta dereceli subaylıkta rütbe nedir? Yüzbaşı. Bakın bunu da kurmay yüzbaşı olarak bitiriyor. Devam ediyorum. Şu ilk madde defalarca çıkan sınav sorusudur. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neredir? Bakın Şam'daki 5. ordu. Ve Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni nerede kurmuştur? Şam'da kurmuştur. Bu da defalarca çıktı. Bakın hareket ordusu ile 31 Mart isyanını bastırdı. Ama bakın şunu hiç sormadılar. Mustafa Kemal 1910'da Picardy manevralarına gidecek heyete seçilmiştir. Picardy manevraları denilen askeri tatbikat hangi ülkede gerçekleştirilmiştir? Cevap arkadaşlarım Fransa. Bakın bu tarz bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Hatta Fransa'ya giderken yanındaki arkadaşının fesiyle yolda dalga geçtikleri için Mustafa Kemal'de şapka devriminin ilk sinyalleri de orada beliriyor. Ardından Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılıp Derne ve Tobruk'ta yerel halkı örgütledi. Bak nerelerde yerel halkı örgütledi? Derne ve Tobruk'ta. Hatta Trablusgarp Savaşı'na takma isim kullanarak gitti değil mi? Gazeteci Şerif Takma adını kullandı. Bunlar da defalarca çıkan soru. Yalnız bakın kırmızı da yazmışım bunları. Bakın bunları sormadı ÖSYM. Mesela Mustafa Kemal hangi savaş sırasında Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü görevindedir? 1. Balkan Savaşı sırasında. Hangi savaş sırasında Bolayır Kol Ordusu Kurmay Başkanlığı görevindedir? Bakın 2. Balkan Savaşı sırasında. Bunlara da dikkat ediyoruz. Peki arkadaşlarım Vahdettin daha tahta geçmeden ne? Veliaht. Ve Mustafa Kemal Vahdettin'in emir subayı. 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı hemen savaşa girmiyor. Bir süre sonra giriyor. Ve Vahdettin o dönemde veliaht. Tahta 5. Mehmet Reşat var. Ve Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gidip cephelerde incelemelerde bulunuyor. Ünlü Alman komutanlar, Haydenburg falan onlarla da tanışma imkanı elde ediyor. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'deki başarıları dünya kamuoyu tarafından tanınmasını sağlıyor. Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı'nda başarılar elde ediyor. Ve bu durum albaylığa terfisine ortam hazırlıyor. Ve Anafartalar kahramanı olarak da anılıyor değil mi? Çanakkale'deki mücadelelerinden dolayı. Kafkas cephesinde görev alarak Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor arkadaşlarım. Bakın bu da defalarca çıktı. Mustafa Kemal hangi cephede görev alarak Muş ve Bitlis'i geri aldı? Veya Kafkas cephesinde görev alarak nereleri Ruslardan geri aldı? Muş ve Bitlis'i. Bakın daha sonra Suriye-Filistin cephesinde görev aldı. Zaten Mustafa Kemal'in bakın mücadele ettiği cepheler sırasıyla ÇKS yani ben şöyle CIX diye kodluyorum. Bakın CIX. İ'yi atıyorum. Ney? Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Peki devam ediyorum. Mustafa Kemal'in yazdığı veya yazılmasına katkıda bulunduğu eserler. Şimdi böyle soru ÖSYM tarafından çok soruluyor. Diyor ki Mustafa Kemal'in yazdığı veya yazılmasına katkıda bulunduğu eserler arasında hangisi gösterilemez? Genellikle Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz, Halide Edip Adıvar'ın eserleri, işte Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı gibi, Yakup Kadri'nin Yaban adlı eserini falan ÖSYM seçeneklere koymakta. Şimdi medeni bilgiler yıllar önce çıkan sınav sorusudur. Mustafa Kemal manevi kızı Afet İnan'la birlikte yazdığı eser hangisidir? Bakın medeni bilgiler, vatandaşlık bilgilerini içeriyor. Ardından Karspat hatıraları. Mustafa Kemal bir dönem böbreklerinden rahatsızlık duyuyor ve o dönemde Avusturya sınırları içerisinde bulunan Karspat'a gidiyor. Ve orada tedavi görürken hasta yatağında bir şeyler karalıyor. Sonradan bu Karspat hatıraları diye bastırılıyor. Ve bakın şunu sormadılar, bana göre ÖSYM bunu da soracak. Dünyada kaç tane lider vardır geometri kitabı yazan? Mustafa Kemal geometri kitabı yazıyor ve ilk kez üçgen, dörtgen, beşgen kavramlarını Türkçe olarak bu kitaba ekliyor. Ardından takımın muharebe eğitimi, Cumalı ordugahı, taktik ve tatbikat talimi, Arıburnu muharebeleri raporu, Atatürk'ün hatıra defteri, bölüğün muharebe eğitimi, zabit ve kumandan ile hasbihal, taktik meselenin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler gibi eserleri de var. Peki size soru soruldu. Geçmişte de çıkmış sınav sorusudur. Mustafa Kemal'in en büyük eseri nedir? Nutuk değildir. Mustafa Kemal'in kendi ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'dir arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Nutuğa baktığımız zaman arkadaşlarım mesela askeri okullar sınavlarında falan da çok sorulmuş. Mesela Mustafa Kemal nutuğu CHP'nin kaçıncı kurultayında okumuştur? Bakın
ikinci kurultayında. 6 gün süren tarihi konuşmadır. Ve Avrupalılar bu konuşmaya maraton konuşması da demektedir. Ve nutukta kaç yıllar arasındaki olaylar anlatılmaktadır? Bakın 1919-1927. Mesela 1928'de Latin harflerinin kabulü var. 1929'da toprak reformu var. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu var. 1931'de metre ve kilogramın kabul edilmesi var. 1933'te 1. 5 yıllık sanayi planının gündeme gelmesi var. 1934'te soyadı kanunu var. Bakın bunların hiçbiri nutukta yoktur. Nutuk'ta 1919-1927 arasındaki gelişmeler bulunmaktadır ve ÖSYM bunu birkaç sınavda hep sordu. Peki nutuk hangi cümleyle başlar, hangi cümleyle son bulur? 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım cümlesiyle başlıyor. Türk gençliğine sesleniş, yani gençliğe hitabeyle son buluyor arkadaşlarım. Peki Mustafa Kemal nutuğun telif gelirlerini nereye bağışlamıştır? Türk Hava Kurumu'na, yani THK'ye. Yani o dönemdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti'ne arkadaşlarım. Ve nutuk Arap harfleriyle yazılmıştır arkadaşlarım. Bakın 1928'de zaten Latin harfleri kabul edilecek. Ona da dikkat edin. Yani nutuğun ilk baskısı Arap harfleriylendir. Devam ediyorum. Mustafa Kemal ile ilgili önemli bilgiler. Bakın naaşı 20 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar nerede kalıyor? Etnografya Müzesi'nde. 1953'te Anıtkabir'e defnediliyor, değil mi? Peki 1953'te Anıtkabir Demokrat Parti hükümeti döneminde, Adnan Menderes hükümeti döneminde bitiriliyor ve Anıtkabir'e defnediliyor. Peki ÖSYM sormadı. Anıtkabir'in mimarları kimler? Emin Onat, Orhan Arda. Bakın bunlar da sorudur. Emin Onat, Orhan Arda. Peki Pakistan'ın milli şairi var arkadaşlarım, Muhammed İkbal. Muhammed İkbal Mustafa Kemal Paşa'ya Sesleniş adlı şiiri yazıyor arkadaşlarım. Bakın Mustafa Kemal Paşa'ya Sesleniş adlı şiiri yazıyor. Doğudan Mesaj adlı bir şiir kitabı var. Burada Mustafa Kemal Paşa'ya Sesleniş adlı şiiri yazıyor. Muhammed İkbal AÖF sınavlarında soru olarak soruldu. KPSS'de henüz sorulmadı. 1935'te Dünya Kadın Kongresi düzenleniyor İstanbul'da. Ve bu kongreye katılan Mısırlı bir delege var. Adı Siddi Şarabi. Bu kadın kongre sırasında kalkıyor ayağa şunu söylüyor. Diyor ki siz Mustafa Kemal'e Atatürk dersiniz ama o Atatürk değildir. O Ataşark'tır diyor arkadaşlarım. Yani tüm doğunun atasıdır diyor. Peki 19 Mayıs 1981'den itibaren Atatürk'ü anma günü olarak da kutlanmış. Ve Atatürk'te ilk röportajı yapan kimdir? Bakın bu da sorulmadı. Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Mustafa Kemal ile Mülakat adlı makalesi var. Yeni Mecmua adlı dergide yayımlanıyor arkadaşlarım. Mustafa Kemal ile ilk röportajı yapan budur. Peki Trablusgarp Savaşı'nda gözünden yaralanıyor arkadaşlarım. İtalyanlarla savaşıyoruz. İtalyanlar ilk kez dünya savaş tarihinde uçaktan yararlanıyor. Uçaktan atılan bir bomba kireç taşına çarpıyor ve kireç taşının zerreleri Mustafa Kemal'in gözüne geliyor. O yüzden gözünde görme sıkıntısı yaşanıyor. Ve Avusturya'nın Karlsbad kentine gidip yine tedavi oluyor arkadaşlarım. Ama büyük oranda sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirtilir. Hatta ondan dolayı Mustafa Kemal resimlerde şöyle düz durmaz. Hep böyle yan durur. Böylece bir gözünü arkadaşlarım gizlemiş olur. Peki ilk siroz teşhisini Mustafa Kemal'e koyan kim? Doktor Nihat Reşat Belger. Daha sonra özel doktoru Neşat İrdel, o da arkadaşlarım aynı teşhisi koyuyor. Sonra Fransız doktor Fissinger, evet o da diyor Mustafa Kemal sirozdur. Ve doktorlar yatağında dinlenmesini istiyorlar ama Mustafa Kemal ben yatarak dinlenemiyorum, çalışmam lazım diyor. Hasta yatağından kalkıyor 1937 yılında, gidiyor Bursa Gemlik'teki Suni İpek Fabrikası'nın açılışını yapıyor. Merinos yani yün fabrikasının da açılışını yapıyor. Hatta Hatay'la ilgili mitinglere katılmak üzere Mersin'e gidiyor arkadaşlarım. Evet. En son okuduğu eser nedir? Bu da sorudur. Belleten dergisi. Bu Türk Tarih Kurumu'nun süreli araştırma yayınıdır. Dikkat. Mustafa Kemal Cengi Giderken adlı şiir için ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum demiştir. Bu şiir kime aittir? Mehmet Emin Yurdakul. Çıkabilecek soru. Mustafa Kemal'in adının geçtiği ilk edebi eser hangisidir? Ordu'nun Destanı. Bu da Mehmet Emin Yurdakul'undur arkadaşlarım. Ordu'nun Destanı, bu da Mehmet Emin Yurdakul'a aittir arkadaşlarım. Hani Çanakkale zaferleri ile ilgili faaliyetler aktarılmaktadır. Mustafa Kemal Siz Ferda Rücu adlı şiirleri çok beğendiğini söylemiştir. Bu şiirler kime aittir? Tevfik Fikret'e. Mustafa Kemal'in vefatından 8 gün sonra 18 Kasım günü Kemal Günü ilan eden ülke hangisidir? Hindistan. Bak bu da soru. Mustafa Kemal'in cenaze namazını kıldıran kimdir? O dönemdeki İslam İnceleme Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şerafettin Yaltkaya'dır arkadaşlarım.
Bakın bu da soru. Mustafa Kemal vefat ettiğinde ülkesinde bir ay süreyle yas ilan eden dünya lideri hangisidir? İran Şahı Rıza Pehlevi, Mustafa Kemal'in de yakın arkadaşıdır. Mustafa Kemal'in basın ve yayınla ilgili çalışmaları. Arkadaşlarım defalarca çıkan sınav sorusu. Mesela iki kez genel kültürde çıktı, iki kez sosyal bilgiler alanda çıktı. Farklı sınavlarda da sordular. Mustafa Kemal Mondros'u izleyen süreçte yakın arkadaşı Fethi Okyar'la birlikte hangi gazeteyi çıkarmıştır? Cevap Minber. Peki şöyle bir bilgi. Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılmasına karar verilen ve Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete hangisidir? İrade-i Milliye. Hocam benim gazetem Hakimiyet-i Milliye'ye de diyorlar. Evet biliyorum. O yüzden size Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılan ve Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete hangisidir diye sorarsa İrade-i Milliye diyeceksiniz. Temsil heyetin Ankara'ya gelmesinden sonra çıkarılmaya başlanan Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete hangisidir diye sorulduğunda o zaman Hakimiyet-i Milliye'yi kabul edeceğiz. Bakın Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı da sorulmadı. Anadolu Ajansı Mustafa Kemal'in isteğiyle kimler önderliğinde kurulmuştur? Halide Edip ve Yunus Nadi önderliğinde kurulmuştur. Anadolu Ajansı'na da dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Bir de TBMM'nin kendi resmi gazetesi vardır değil mi? Ceride-i Resmiye günümüzdeki resmi gazetenin temelidir. Kurduğu siyasi örgütler. Bakın Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Şam'da kurdu. Temsil heyetini Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuruyor. TBMM'yi kuruyor, CHP'yi kuruyor. Zaten Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti CHP'nin de temelini oluşturuyor. Devam ediyorum. Evet. Atatürk'ün şahsi mirası. Atatürk şahsi mirasından özellikle İş Bankası nemalarından pay nerelere bırakmıştır? Özellikle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nu bilin arkadaşlarım. CHP'de bunların buraya yönlendirilmesinde etkili oluyormuş. Hangi kentin belediyelerine taşınmazlarından pay bırakmıştır? Bursa ve Ankara belediyelerine. Kardeşi Makbule ve Sabiha Gökçen'e ev ve maaş. Diğer manevi kızları Afet İnan, Ülkü Çukuroğlu, Rukiye Hanım, Nebile Hanım'a maaş. Ve İsmet Paşa'nın çocuklarına da eğitim yardımı. Bunlar Mustafa Kemal'in vasiyeti arkadaşlar. Peki, şimdi geliyoruz Trablusgarp Savaşı'na. Arkadaşlarım, Trablusgarp'a baktığımız zaman, bakın Trablusgarp bu tarafta, Kuzey Afrika'da. Bakın yan tarafı Mısır. Buralar eskiden hep Osmanlı toprağıydı. Bakın burada Mısır'da İngiliz hakimiyeti var. Yan tarafta Fas, Tunus, Cezayir var. Bakın bu tarafta da Fransız hakimiyeti var. Ve bakın İtalya çizme şeklinde topraklarının karşısındaki Trablusgarp'a göz koyuyor. Osmanlı'ya diyor ki sen burayı medeniyetten yoksun bırakmışsın. O yüzden burayı bana vereceksin. Osmanlı da diyor sana niye veriyorum diyor. Bura benim diyor. Ve arkadaşlarım İtalya başka hiçbir sebep göstermeden Trablusgarp'ı işgale başlıyor. Düşünün Osmanlı arkadaşlarım kara ordusunu buradan getirmek istese Mısır İngilizlerin denetiminde buradan geçişe izin vermezler. Ardından Osmanlı deniz yoluyla arkadaşlarım Trablusgarp'a müdahale etmek istese 2. Abdülhamit döneminde donanma Haliç'te çürümeye terk edilmiş. Donanma uzun yol kat edecek durumda değil. O yüzden ne oluyor? Osmanlı da gönüllü subayları aracılığıyla bölgeye müdahalede bulunuyor. Ve peki bu gönüllü subaylar falan kimler? Bakın Mustafa Kemal. Mustafa Kemal gazeteci Şerif takma ismiyle Mısır üzerinden Trablusgarp'a yani günümüzdeki Libya'ya giriyor. Ve Derne ve Tobruk'ta yerel halkı örgütlüyor. Enver Paşa Hamdi Takma adını kullanarak geliyor. O da bakın Bingazi'de yerel halkı örgütlüyor. Ali Fethi Bey de bu dönemde Paris'te büyükelçi. Diyor benim canım arkadaşlarım canları pahasına Trablusgarp'a gidiyor. Ben Paris'te zevk-i sefamı sürdüremem diyor. O da arkadaşlarım Cezayir Cezayir arkadaşlarım bu tarafta. Bakın o da ta Fransa'dan. Fransa bu taraflarda haritada gözükmüyor da. O da bakın buradan Cezayir'e geliyor. Cezayir'den Trablusgarp'a geçiyor. Peki. Arkadaşlar. Biz İtalyanları müthiş bir şekilde sahil şeridine doğru püskürtüyoruz. Bakın İtalyanları böyle şu şekilde sahil şeridine doğru püskürtüyoruz değil mi? İtalyanlar Osmanlı'yı barışa zorlamak için ne yapıyorlar? Şurada Rodos ve 12 adayı işgal ediyorlar. Ardından şu tarafta Beyrut limanını top atışına tutuyorlar. Çanakkale boğazını ablukaya alıyorlar. Yalnız bu süreçte bakın şuradaki Balkan ulusları Rusya'nın kışkırtmasıyla bir araya geliyor ve Osmanlı'ya saldırıyor. Yani Balkan savaşları patlak veriyor. Osmanlı diyor ki Trablusgarp'a gönderdiğim gönüllü subaylara benim Balkan savaşlarında da ihtiyacım var. Ve zorunlu olarak İtalya ile Uşi Anlaşması'nı imzalıyor. Peki bu Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya veriliyor. Böylece Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı son buluyor.
Yalnız Trablusgarp halkı dini yönden halifeye bağlı kalacak maddesi var. Peki Osmanlı halifelik makamından ikinci kez siyasi çıkar için yararlanmıyor mu? Evet, yararlanmak istemiyor mu? Evet. Birinci kez neredeydi? Arkadaşlarım, Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım hani maddesiylendi. Kırım bağımsız olacak ancak halkı dini yönden halifeye bağlı olacak maddesi vardı. Bakın, ikinci kez halifelik makamından yararlanması da burada. Bakın, Trablusgarp ve Bingazi'yi kalıcı olarak İtalyanlara verdik. Yalnız bu dönemde Yunanistan Ege adalarını işgal politikası izlediği için, bizim de adaları koruyacak donanmamız olmadığı için Rodos ve 12 adayı da geçici olarak İtalyanlara veriyoruz. Ama İtalyanlar bize bir daha bu adaları vermiyorlar. Ve İtalya 1947 yılına kadar adaları elinde tutuyor. E biliyorsunuz İtalya 2. Dünya Savaşı'na da giriyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nda da istediğini elde edemiyor. Ve arkadaşlar... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 Paris Anlaşması'yla bu adalar Birleşmiş Milletler kararıyla İtalyanlar tarafından Yunanlara veriliyor. Yani 1947 yılından itibaren Rodos ve 12 ada kimindir? Yunanların elindedir. Peki bu Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi mi? Evet. Buradaki mücadeleleri binbaşı rütbesine terfi etmesini sağlıyor. Ve arkadaşlarım, Trablusgarp'ta hani Osmanlı çekildikten sonra 22 yıl boyunca İtalyanlara karşı mücadele eden biri var. Kim? Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar. Bakın, Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar. 22 yıl boyunca İtalyanlara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Hatta şöyle, Türkiye yakın zamanda Libya'ya askeri yardımlarda bulundu. Ve hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ne vardı? Ömer Muhtar'ın torunlarına yardıma gidiyoruz denildi. Bakın, hocam Ömer Muhtar işte Çöl Aslanı Fahrettin Paşa değil midir falan. Arkadaşlarım, Fahrettin Paşa Çöl Kaplanı olarak anılan şahıstır. Bir seçeneğe Çöl Aslanı, bir seçeneğe Çöl Kaplanı'nı da ÖSYM koymaz. Tamam mı? Çöl Kaplanı olarak anılan Fahrettin Paşa'dır. O 1. Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen cephesindeki mücadelelerinden dolayıdır. Bu Çöl Aslanı olarak anılan ve Libya'nın, Trablusgarp'ın bağımsızlığı için yıllarca İtalyanlara karşı mücadele veren kimdir? Ömer Muhtar'dır. Peki, devam ediyoruz. Balkan Savaşları. Arkadaşlarım, Rusya Balkan uluslarına diyor ki, bak bir araya gelin, bir Balkan bağlaşması kurun, Osmanlı'nın Balkanlardaki son topraklarını da sizler ele geçirin. Bu süreçte devlet-i muazzama olarak anılan büyük devletler Osmanlı'ya ultimatum çekiyor. Diyor ki savaşın sonucu ne olursa olsun biz kabul etmeyeceğiz. Niye? Osmanlı'nın savaşı kazanacağını düşünüyorlar, değil mi? Ama savaşı biz kaybedince diyorlar yok, biz öyle bir şey söylemedik. Peki bu devlet-i muazzama olarak anılan büyük devletler kim? Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtilaf ve İttifak Devletleri. Bakın, İttifak Devletleri kimler? Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Bunlar üçlü ittifak. İtilaf devletleri hangileri? İngiltere, Fransa, Rusya. İşte bunlar Osmanlı'ya ultimatum çekiyor. Peki, 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı kimler ittifak kuruyor? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Arkadaşlarım, bir çocuk önce büyür sonra yürür, değil mi? Bakın, 1. Balkan Savaşı'na katılan devletleri büyüsek diye kodluyoruz. Ve Osmanlı'ya ilk saldıran kim? Karadağ. Osmanlı'nın yeni pazar sancağına saldırıyor ve savaş başlıyor. Peki... Arkadaşlarım, biz bizden kopan küçük Balkan ulusları ile bile mücadele edemeyeceğimizi anlıyoruz, değil mi? Niye? Çünkü arkadaşlarım, bakın, savaş öncesinde Osmanlı ordusu terhis edilmiş, Balkanlardaki ordunun modernizasyonu işine yönelilmiş. Ruslar yaptığı istihbarat çalışması sonucunda bunu öğrenince zaten Balkan uluslarını bize karşı kışkırtmış. Bir de savaş sırasında da ordu içinde politik çatışmalar var. Özellikle İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf fırkalılar var. Bunlar emir komuta zincirinde aksaklığa neden oluyorlar. Mesela ben Hürriyet ve İtilaf fırkalı bir komutanım. Altımda arkadaşlarım İttihat ve Terakkili var. Ben ona emrediyorum. Aramızda siyasi görüş farklılığı olduğu için onlar benim emirlerime itaat etmiyor. Yani ordu içindeki politik çatışmalar yenilgiyi de beraberinde getiriyor. Tabii savaş öncesinde de oradaki askerlerin terhis edilmesi de etkilidir. Bir de bakın, ordu içindeki politik çatışma diyoruz. Hemen ileriye ilerideki konuyla ilgili bir bağlantı verelim arkadaşlarım. Mesela ileride Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı birlikte kazandığı yakın silah arkadaşları var, değil mi? Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Beler.
Mesela onlar hem orduda hem arkadaşları mecliste yer almak istiyorlar. Mustafa Kemal de biz bunun acısını Balkan Savaşları'nda çektik, olmaz diyor. Hatta bundan dolayı Erkan-ı Harbiye vekaletini de kaldırmıyor mu arkadaşlarım? Kaldırıyor. Yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulmuyor mu? Kuruluyor. Bak onun da temelleri buraya dayanıyor. Peki 1. Balkan Savaşı'nda Hamidiye Kruvazörü ile yoğun olarak denizlerde mücadele veren ve bundan dolayı Hamidiye kahramanı olarak anılan kimdir? İnkılap tarihinin vazgeçilmez ismi Rauf Orbay arkadaşlar. Peki savaşın sonlarına doğru ne oluyor? İngiltere'de Büyükelçiler Konferansı düzenleniyor Londra'da ve beraberinde Londra Anlaşması imzalanıyor. Bakın bu Londra Anlaşması ile biz Midyenes hattının batısını kaybediyoruz. Yani Edirne ve Kırklareli dahil Doğu Trakya'yı kaybediyoruz arkadaşlar. Peki savaş sırasındaki kargaşadan yararlanan Arnavutluk bağımsızlığını kazanıyor. O zaman Osmanlı'dan kopan son Balkan ulusu hangisidir? Arnavutluk. Savaşın sonuna doğru arkadaşlarım İttihat ve Terakkiler yenilgiden hükümeti sorumlu tutuyor ve bu doğrultuda Bağbali baskını yapıyorlar. Bağbali baskını nedir? Bir hükümet darbesidir. Ve o dönemde Kamil Paşa hükümeti var. Enver Paşa Kamil Paşa'nın odasına giriyor, ayaklarına sıkıyor. Yeni hükümeti Mahmut Şevket Paşa kuruyor. Enver Paşa da Harbiye Nazırı oluyor. Harbiye Nazırlığı ne demek? Savaş Bakanlığı. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olması ve Alman hayranlığı ileride Osmanlı'nın Almanya'nın yanına 1. Dünya Savaşı'na girmesinde de etken oluyor. Devam ediyorum. Peki. Arkadaşlarım 1. Balkan Savaşı'nda en fazla toprağı Bulgaristan almıştı. Bunu diğer Balkan ulusları kabul etmedi. Ve ne oldu arkadaşlarım? Bunlar dediler Bulgaristan üzerine yürüyelim. Bak 2. Balkan Savaşı'na yer alan devletler de yürüsek diye kodladık. Mesela defalarca çıkan sınav sorusu. Arkadaşlarım Romanya 1. Balkan Savaşı'nda yer alıp da 2. Balkan Savaşı'nda yer almayan devlet, pardon 1. Balkan Savaşı'nda yer almayıp 2. Balkan Savaşı'nda yer alan devlet hangisidir? Cevap Romanya. Peki şu detayı sormadılar. Romanya neden Bulgaristan'a karşı savaşa girdi? Çünkü Bulgaristan'la arasında Dobruca sınır bölgesi sorunu vardı arkadaşlarım. Dobruca sınır bölgesi sorunu vardı. Bu da Balkanlarda petrol çıkarılan tek yer olduğu biliniyor. Bulgaristan diyor benim, Romanya diyor benim. Ve Bulgaristan bunda ısrar edince Romanya'da ne yapıyor? Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın yanında Bulgaristan'a karşı saldırıya geçiyor. Peki Balkan ulusları birbirine girince Osmanlı da bu durumdan yararlanmak istemiyor mu? Evet. Bak ne yapıyor? Midyenes hattını aşıyor. Edirne ve Kırklareli'ni yani Doğu Trakya'yı geri alıyor. Hatta bundan dolayı Enver Paşa Edirne Fatih unvanını da alıyor. Peki savaş sonucunda Balkan ulusları kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalıyor. Bulgaristan diğer Balkan uluslarına bu anlaşmayla toprak veriyor. Ardından savaş sonucunda arkadaşlarım Yunanistan'la Atina Anlaşması imzalanıyor. Şimdi bu Atina'yla bir sonra Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması'nın maddeleri büyük oranda aynı doğrultudadır. Çünkü biz Midyenes hattını aşınca Meriç Nehri Balkan ulusları ile Osmanlı arasında sınır olarak kabul ediliyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Öğrenciler genellikle Batı Trakya ile Doğu Trakya'yı karıştırır. Bakın bu pembe çizgi nedir? Meriç Nehri. Bak Meriç diye yazıyorum buraya. Tamam mı? Arkadaşlarım bunun üstü Batı Trakya'dır. Alt tarafı Doğu Trakya'dır. Kıstas Meriç Nehri'dir. Ve biz arkadaşlarım Doğu Trakya'yı geri alıyoruz. Bak Meriç Nehri'nin ötesine geçemiyoruz. Peki bu Atina Anlaşması'nda Meriç Nehri uzun ya bakın buraya kadar Yunanistan sınırı oluyor. Sonra İstanbul Anlaşması Bulgaristan'la imzalanan anlaşmada da buradan itibaren de Bulgaristan sınırı belirleniyor. Yani Atina ve İstanbul Anlaşmalarında sınır nedir Balkan uluslarıyla aramızda? Meriç Nehri'dir. Ardından yine Atina Anlaşması'nda Bulgaristan'da kalan Türk ve Müslümanların hakları korunmaya çalışılıyor. İşte ilk öğretimleri Türkçe olacak. İşte müftülerini kendileri seçebilecekler. Aynı zamanda arkadaşlarım ibadetlerini serbestçe yapabilecekler gibi maddeler var. Yunanistan'da, Bulgaristan'da bu Atina ve İstanbul Anlaşmalarıyla bu maddeleri kabul ediyorlar. Ama ayıran noktalar arkadaşlarım bakın geçmişte çıkan sınav sorusu. Atina Anlaşması ile Osmanlı Devleti yukarıdaki bölgelerden hangilerinin Yunanistan'a ait olduğunu kabul etmiştir? Cevap Yanya, Selanik ve Girit Adası. Dikkat edin Girit'le ilgili Yunanistan'la bir sürü mücadele var değil mi? Hatta Dömeke Meydan Savaşı da oldu. Girit'le ilgili Halep'a fermanı da çıkarıldı. Ama Osmanlı Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu bu anlaşmayla kabul ediyor. Peki Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması'na baktığımız zaman Edirne, Kırklareli ve Dimetoka'nın Osmanlı'ya ait olduğunu Bulgaristan kabul ediyor. Bak Dimetoka'yı yuvarlak içine aldım.
Edirne Kırklareli'yi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama Dimetok'a hiç sorulmadı arkadaşlarım. Dimetok'a bakın şimdi bizde kalıyor. Ama 1. Dünya Savaşı'nda biz Çanakkale cephesinde başarı elde edince Bulgaristan'da bizim yanımızda, ittifak devletleri yanında 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Osmanlı da bundan ötürü Dimetok'a'yı Bulgaristan'a yeniden hediye ediyor. Yani Balkan Savaşları sonucunda bizde olup 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesindeki başarıdan sonra Bulgaristan'a verilen toprak parçası hangisidir? Dimetok'a. Ardından bakın bir de 1914 İstanbul Anlaşması var. Bu da Sırbistan'la imzalanıyor arkadaşlarım. İki tane İstanbul var. Biri 1913 o Bulgaristan'la, biri 1914 o Sırbistan'la. Peki bakın bu anlaşmada sınır maddesi yok. Hocam peki sınır maddesi yok. Niye bu anlaşma imzalanıyor? Sırbistan'a sınırımız yok da arkadaşlarım Sırbistan'da kalan Müslümanlar var, Boşnaklar var. Onların haklarını korumak için bu anlaşmada sınır maddesi falan yoktur arkadaşlarım. Ve genel olarak baktığımız zaman arkadaşlarım Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege adalarını kaybediyor. Ve Balkanlardan Anadolu'ya yoğun Türk göçü oluyor. Bu da Türkçülük akımının güçlenmesine neden oluyor arkadaşlarım. Ve Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Anlaşması vardı. Yunanistan'la imzalanan Atina Anlaşması vardı. Onlar orada kalan Türklerin, Müslümanların haklarını garanti altına almışlardı güya. Ama oradaki insanlarımıza hep baskı uyguluyorlar. Bu da günümüze kadar süren Balkan Türkleri sorunu, azınlık Türkler sorunu, Batı Trakya Türkleri sorununu günümüze kadar getiriyor arkadaşlarım. Evet kardeşlerim, Trablusgarp ve Balkan Savaşları da bu şekilde. Bir sonraki dersimizde 1. Dünya Savaşı ile kaldığımız yerden inkılap tarihi tekrarlarımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.